Hem körfez krizi hem de piyasalarda yine tedirginlik içindeki bir haftayı geride bıraktık. Ama özellikle Cuma günü Merkez Bankası döviz kurlarındaki belli bir hareketi bastırmayı başardı. Bu konuda tabii yine Merkez Bankası'nın faiz hattının yükselmesinin büyük etkisi oldu. Arz ederseniz önce dolar ve markta bu hafta ne oldu onu görelim. Ondan sonra faize devam edelim. Evet Maynur, bu hafta dolar ve markta ne tür bir hareket yaşadık? Evet Kerem, Merkez Bankası Türk lirası faiz kotasyonlarını 3'er puan kadar arttırdı. Bunun nedeni de dövize olan talebi kısmak amacıylaydı ki dolar 224 bin liradan haftayı noktaladı ve bir haftalık getirisi ise %1.1 oldu doların. Ama tahmin ediyorum herhalde bu yükselişte özellikle Cuma günü Merkez Bankası'nın müdahalesi ve dış piyasalarda dolar mark paritesi 1.8260 seviyelerine kadar yükseldi. Evet, ama burada izleyicilerimizin herhalde biraz da olayı net görmeleri için şunu vurgulamak lazım. Haftalardan beri Merkez Bankası döviz kurlarındaki göreceli hareketi, göreceli talep hareketini birazcık kırmak için genellikle satış yönünde bir müdahalede bulunuyordu. Oysa Cuma günü ilk defa alım yönünde bir müdahalede bulundu. Evet. Ve böylece devalüasyon politikasına paralel bir şekilde dolar kurunun hareket etmesini sağladı. Tabii herhalde Merkez Bankası'nın bu müdahalesinde bir ölçüde dolar mark paritesinin uluslararası piyasalarda, doların mark cinsinden değerinin uluslararası piyasalarda 1.82 markın üzerine çıkmasının da etkisi var. Tabii. Bu gelişmeler ışığında mark ise binde 4'lük bir gerileme ile 123.500 liradan haftayı noktaladı. Evet. Dilersen bu noktada önce telefondaki uzmanımıza yönelelim. Evet, uzmanımız Kent Bank Sermaye Piyasası Müdür Yardımcısı Sayın Diler Kayra. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Diler Hanım, oldukça gergin bir haftayı geride bıraktık. Evet. Önce enflasyon, ardından Uluslararası Para Fonu IMF ile Washington'da gerçekleştirilecek olan Şubat ayındaki toplantının iptali, bunun yanı sıra faiz hatlarındaki yükselme, ve hazine bonosu ihalesinde bir anlamda faizlerin oldukça yükselmesi, daha sonra tekrar gevşeme. Bu tedirginlik içindeki haftayı dikkate aldığımızda acaba önümüzdeki hafta faizde ve dövizde ne tür bir beklentimiz olabilir? Alo. Faizde ve dövizde ne tür bir beklentimiz olabilir gelecek hafta? İsterseniz ben şöyle bir geçen haftanın, daha doğrusu bu haftanın bir özetini vermek istiyorum. Hayır. Piyasalar haftaya dediğiniz gibi olumsuz başladı. Enflasyon rakamının beklenenin üzerinde çıkması, bir erken seçim beklentisi, vergi, faiz gelirlerine beyanname kapsamının getirmesi gibi iç problemlerin yanında bir de körfez krizi eklenince piyasada özellikle efektif dövize yoğun talep yaşandı. Yükselen döviz talebini Merkez Bankası gün içinde 2-3 kez müdahalelerle döviz satarak kırmak zorunda kaldı. Evet. Piyasalar böyle bir ortamda ihaleye girmek durumunda kaldı ki o günlerdeki piyasa faiz hatları 125 bileşikler seviyesindeydi hazine bonolarında. Ki ihale 129.40 gibi çok yüksek bir oranla gerçekleşti. Şunu sormak istiyorum. Hazinenin salı günü gerçekleştirdiği 98 günlük bono ihalesinde piyasanın istediği faizi verdi mi? Piyasanın beklentisi 126-130 seviyelerinde gerçekleşiyordu zaten ama... Oldukça geniş bir bant. Evet, üst limite, üst beklentiye yoğun bir şekilde satış geldi. O yüzden faiz oranı bir hayli yükseldi diyebiliriz. Evet. Fakat ertesi günü referans faizlerini 85'e yükseltmesi ki bu 133.70'lere tekabül ediyor. Yoğun döviz talebini kırmakta biraz etkili oldu. Bunu gören piyasa beklentilerinin artık biraz rahatlama kapsamına girdiği için bono faizleri 132 seviyelerinden, kotasyonu yükselttikten sonra 132'lere çıkmıştı. 132 seviyelerinden haftayı 127 seviyelerine kadar indirtti. Tabii ki bunun dövizdeki talebin kırılmasının büyük etkisi var. Artı satış müdahaleleri alım müdahalesine de döndü tabii ki. Peki bunun bu noktada haricinde, şunu sormak istiyorum. Evet. Döviz kurlarında yaşanan hızlı artış, ardından bono faizlerindeki artış, evet, ondan sonra gelen Merkez Bankası müdahalesi ve buna paralel olarak da bono faiz oranlarında bu defa hatırı sayılır ölçüde bir gevşeme ve döviz kurlarındaki yavaşlama.
Bütün bu hareketi dikkate aldığınız zaman bunlar biraz herhalde normalin dışında hareketli olarak ifade edilmeli değil mi? Tabii ki. Bir de şu var. Piyasalar zaten ihaleye tüm bu olumsuz etkenlerle birlikte girdi. Şu anki gelinen bono piyasasındaki 130 seviyeleri baktığımızda gerçekten çok yüksek seviyeler. Biraz yumuşamayı gördü mü piyasa direkt olarak alıma geliyor zaten. Bunu da gözlemledik evet. Burada. Peki bu haddinden fazla kötümserlik önümüzdeki hafta biraz dağılabilir mi? Şimdi şöyle haftaya kamu maaş ödemeleri var. Evet. Likitte yine sıkışık olacak. Haftalık repo dönüşleri var. Aşağı yukarı 464 trilyon haftalık repo dönüşleri. Evet. TL sıkışık, bir de vergi çıkışları var. Fakat bunun haricinde ihale gündeme geliyor 18 Şubat'ta. İtfaiyesi 356 trilyon kadar. 182 günlük bir ihale. Öngördüğü borçlanma 340-370 trilyon civarında. Şimdi şöyle, tabii ki ihalenin yapıldığı gün yine körfezdeki gelişmeler endekslenmiş olacak. Dövizdeki harekete tümüyle bağlanmış olacak. Fakat şu anda buna yakın, en yakın vade 15 yedik kağıdı 126 bileşiklerle işlem görüyor. 15 Temmuz kağıdı, evet. 15 Temmuz, evet. 126 bileşiklerle işlem görüyor ki herhalde ihale 126-130 seviyelerinde denenecek diye düşünüyorum. Fakat tekrarlıyorum, şey çok önemli yine, körfezdeki gelişmeler ve döviz talebi çok önemli yine. O halde demek ki faizlerde şimdilik beklenenden daha fazla bir gevşemeyi beklemeyelim. Yani şu an için öyle gözüküyor. Evet, haftaya sıkışık olacak çünkü. Çok teşekkür. Rica ediyorum. Evet Maynur, özellikle Bakan Güneş Taner'in uluslararası para fonu ile ilgili Şubat ayındaki toplantının iptali ile ilgili sözleri sanırım tedirginlik yarattı ama galiba piyasa bunu bir ölçüde atlattı. Çünkü görebildiğim kadarıyla esas perde arkasında piyasanın tedirginlik içinde olduğu konu erken seçimin artık 98 yılı için belki kaçınılmaz bir hale geldiği gerçeği. Nitekim bu gerçeğe bağlı olarak da bir anlamda belki de Güneş Taner'in açıklamaları işte bakın bizim beklentimiz doğrulanıyor şeklinde yorumlanıyor. O yüzden de herhalde Şubat ayındaki toplantının iptali piyasalarda çok büyük bir beklenti yaratmadı veya çok büyük bir tedirginlik, üzüntü yaratmadı. Evet. Bir hisse senedine bakabilirsek, çünkü hisse senedi piyasası oldukça kötü bir 10 gün geçirdi. Ama hiç olmazsa son 2 günden beri yine bir toparlanma içerisinde. Bir toparlanma içerisinde. Vardı, evet. 3547'li seviyelerden başladı borsada düşüş. Oldukça ciddi düşüşlerdi ki bu hafta içerisinde bir ara 2630 puana kadar geriledi. Ancak sonrasında piyasa çok geçmeden tepkisini verdi bu hızlı düşüşe ve son 3 gündür bir toparlanma eğilimi var. Ancak borsacılar bu yükselişi yükseliş trendinin başlangıcı olarak yorumlamanın doğru olmadığını ifade ediyorlar. Sadece ciddi düşüşlere gelen bir tepki niteliğindeydi ve bu tepkiler sonrasında bir ara günün ilk yarısında, haftanın son işlem günü bugün, ilk yarısında 3069 puana kadar yükseldik. Özellikle kamu ve enerji sektörü hisselerindeki alımlar. Sonrasında kar realizasyonları geldiyse de yine de haftayı 3014 puanla noktaladık. Bir haftalık süre içerisinde böylece %0.93'lük bir artış var borsada. Evet. İstersen yine uzmanımıza dönelim. Uzmanımız Kent Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Hasan Kaplan. Sayın Kaplan. İyi akşamlar Kerem Bey. İyi akşamlar. Neticede Uluslararası Para Fonu ile ilgili toplantının iptal edildiği, bunun yanı sıra Danıştay'ın 12 tane termik santralin özelleştirme ihalesini iptal ettiği, yani iptallerin bol olduğu bir haftayı geride bıraktık. Evet, buna rağmen borsa herhalde belki olması gerekenden daha ciddi bir düşüş yaşadığından dolayı bir toparlanma süreci yaşıyor. Acaba önümüzdeki hafta Körfez krizi bir miktar zamansal anlamda uzadı. Körfez krizinin olumsuz etkisi biraz atlatılabilecek mi ve 12 aylık bilançolar tahmin ediyorum herhalde kötü çıkmıyor ve çıkmayacak. Acaba 12 aylık bilançolardaki karlılıklar biraz borsayı dopingleyebilecek mi? Evet, önümüzdeki hafta Körfez krizinin dominant bir faktör olarak oynayacağı bir hafta olarak görünüyor. Yani daha fazla Körfez krizinin daha büyük bir etkisi mi olacak piyasa üzerinde? Evet, şöyle ki eğer Körfez krizi yeniden bu şekilde canlı olarak gündemde kalmaya devam ederse faizlerde bir yükselme daha beklenebilir. Faizlerde yükselme
de borsalara daha negatif bir etki yapabilir. Dolayısıyla yatırımcıların Körfez krizi dolayısıyla faizlerde olan yükselmeleri karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz. Önümüzdeki hafta yine bu konuda karar verecek olan bir hazine ihalesi var. Burada 182 günlük bir ihale, 340 trilyon civarında bir satış bekleniyor. Evet. Zannederim eğer bu ihalede faizlerde düşme beklentisi ya da düşme trendi ortaya çıkarsa borsanın bu hafta başlayan cılız toparlanması güçlenebilir ve bu hisse bazında da 12 aylık bilançolarla desteklenebilir. Burada çok enteresan bir soru sormak istiyorum. Özellikle evvelsi geceki olaylardan biraz hareket ederek, biliyorsunuz evvelsi gece Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kasinolar kapatıldı. Evet. Kumarhaneler kapatıldı. Evet. Kumarhanelerin kapatılması nedeniyle belirli bir yeni paranın borsaya yöneleceği ifade ediliyor. Acaba bunu kabul edebilir miyiz, böyle bir sözü? Şu anda ben de o şeye baktım, yani borsadaki para akış endeksini inceledim. Bu aşamada para akış endeksi çok yükselme göstermiyor. Yani henüz ve daha piyasaya taze para girmiyor. Evet, öyle olduğunu göremiyoruz şu anda. Teknik olarak da zaten işlem hacmi çok düşük düzeyde devam ediyor. Sıkışık olarak devam ediyor. Fakat bu borsanın bazı yorumcular tarafından bir spekülasyon yeri olduğu, dolayısıyla bu tip spekülasyonu seven insanların da burada tekrar yer alabileceği, yani kumarhanelerde bunun alternatifi olduğu gibi bir tez var. Bunun ben tam olarak spekülasyonla karıştırıldığını inanıyorum. Yani borsa bir yatırımcının şirketlerin performansına ilişkin olan beklentilerini yansıtan bir piyasa olarak yorumluyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de bir miktar kumar evet. olarak görülmeye devam ediyor maalesef halk arasında. Evet, maalesef böyle bir inanış var. Fakat bunu ortadan piyasaların daha verimli işlemesiyle, daha saydam şeffaf hale gelmesiyle ortadan kalkacağına inanıyorum. Dolayısıyla bizim para akışının yani nereden gelmesi belki para akışı açısından çok önem taşımıyor. Fakat genel olarak yatırımcılar açısından borsa sonuç itibariyle şirketlerin performansını yansıtan bir piyasadır. Dolayısıyla borsaya eğer sadece hiç bilmeden yatırımlarıyla gelen olursa belki de kaybedebilir. Belki de bu işi daha sonra da hemen bırakabilir. Peki son bir cümleyle önümüzdeki hafta ile ilgili beklenti almak istiyorum. Çünkü bütün bu söylediklerinizden şu çıkıyor ki aslında 97 yılı ile ilgili olarak şu anda borsada hissesi işlem gören şirketlerin karlılıkları iyi çıkacağına göre buradan hareketle aslında borsanın gelecek hafta biraz daha iyimser anlamda toparlanması gerekiyor. Bu evet. yorumla bağlı olarak acaba önümüzdeki hafta ile tek bir cümle söyleyebilir misiniz? Önümüzdeki hafta ben yatay hareketin devam edeceğine inanıyorum. Yani beklenti devam edecek. Beklentiler devam edecek. Hisse bazındaki hareketlilikler, karlar realize olmaya devam edecek. Fakat ana makro değişkenlerdeki, ana değişkenlerdeki olumlu gelişmeler borsayı ancak yükseltebilir. Yani onlar makro değişkenlerle bilançolar desteklenmeden bu yükselmenin de hemen erken olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet. Görünen o ki Körfez krizinin giderek artan temposu önümüzdeki haftalarda piyasaları etkilemeye devam edecek. Peki Körfez krizi nasıl çıktı? Körfez krizi nereye gidiyor? Önce bandımızı izleyelim, sonra stüdyo konuğumuzla Körfez krizine derinlemesine inceleyeceğiz. Körfez krizinde gerilimin had safhaya ulaştığı hafta sonuna girdik. Uluslararası çevreler Amerika'nın Irak'ı vurmasını artık an meselesi olarak değerlendiriyorlar. Türkiye durumdan tedirgin. Çünkü sınırlarımıza yakın olan iki biyolojik ve kimyasal malzeme deposunun vurulması halinde zehirli bulutların Türkiye'nin güneyini vurma ihtimali var. Krizin çıkış nedenleri olarak pek çok faktör ileri sürülüyor. Bunlardan bir tanesi ise Irak'ın Birleşmiş Milletler kararlarına karşı çıkması.
Perde arkasında nedenler olarak Başkan Clinton'ın Amerika'nın etrafındaki kara bulutları dağıtmak için bu tür bir operasyon gerçekleştirdiği ve Teksaslı petrolcülerin dünya pazarlarında ham petrolün fiyatının düşmesinden şikayet etmeleri nedeniyle sırf petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için Amerika'nın Körfez'de gerginlik yarattığı iddia ediliyor. Hatta petrolle bağlantılı bu tür iddialar Türkiye'nin önde gelen büyük gazetelerin köşe yazarları tarafından son 5 gündür sık sık dile getiriliyor. Konuya petrol noktasından bakıldığında bu tür iddialara gülüp geçmek kolay gözükmüyor. Çünkü Körfez'de bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'yi fazlasıyla ilgilendiren Kafkas bölgesinde de yeni olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Ermenistan'la Azerbaycan arasında muhtemel bir barışın mimarı olma ihtimali söz konusu olan Ermenistan Devlet Başkanı Petrosyan görevinden istifa ederken Çeçenli milislerin Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnadze'ye suikast düzenledikleri ortaya çıkıyor. Görünen o ki sadece Körfez'de değil, Hazar bölgesindeki petrolle ilgili de hat safhada bir çıkar mücadelesi söz konusu. Böyle bir ortamdaysa Türkiye güneyini, kuzeyini, doğusunu ve batısını artık çok daha yakın kollamak zorunda. Evet, acaba Körfez krizi sadece İran'ın Birleşmiş Milletler kararlarına aleyhte hareket etmesinden mi ortaya çıktı, yoksa olayın perde arkasında belki petrolle bağlantılı çok büyük arayışlar mı söz konusu? Bunu bugün stüdyo konuğumuzla derinlemesine inceleyeceğiz. Stüdyo konuğumuz Işık Üniversitesi öğretim üyesi yardım doçent doktor Sayın Yaşar Onay. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Irak'a vuracak mı? Böyle bir soruyla başlayayım. Kerem, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Irak'a vuracak mı? Bu hafta sonu ya da değil, bunu bilemiyorum ama bu olasılık güçlü. Ancak ABD'nin Japonya Büyükelçisi bu vurma olayının içinde bulunduğumuz dönemde olimpiyatların bitişine kadar ertelendiğini söyledi. Nagano'daki olimpiyatlar nedeniyle. Evet, evet. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e bu kadar güç yığdıktan sonra geri adım atamaz. Atılacak geri adım ABD yönetimini içte ve dışta büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyecek. Yani bir prestij anlamında bir gövde gösterisinin Amerika tarafından yapılması kaçınılmaz gözüküyor diyebilir miyiz? Sadece bunu prestijle sınırlayamayız. Çünkü bilindiği gibi Clinton Demokrat Partilidir. Clinton'ın bütün, normalde Amerika'daki bütün izlemiş olduğu politikalara karşı çıkan Amerikan Kongresi de Cumhuriyet Partisi ağırlıklıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Partisi ağırlıklı parlamento bugün içinde bulunduğumuz dönemde askeri bir harekattan yanadır. Dolayısıyla Clinton bulunduğu durumda artık istese de geri adım atamayacak gibi gözükmedi. Hoş burada geri adım atar mı atmaz mı önemli olan Amerikan çıkarlarıdır bölgedeki. Dolayısıyla Saddam ya da elinde var olduğu ileri sürülen kimyasal ya da nükleer silahların gerçekle pek ilgisinin olduğunu zannetmiyorum. Buradan o zaman şuna gelebiliriz. Belki son 5 günden beri uluslararası diyelim ki basında ve Türk basınında köşelerde şöyle bir yorum gündeme gelmeye başladı. Acaba bu kriz bir anlamda dünya petrol fiyatlarındaki aşırı düşüşü frenlemek için mi gündeme geldi? Hatta Amerikan yönetimine Teksaslı petrolcülerin Teksas petrolünün varil fiyatının 16 doların aşağısına düşmesinden dolayı baskıda bulunduğu iddia ediliyor. Keza yine Kuzey Denizi petrolünün 15 dolardan aşağı doğru hızla inmesi, 14 dolar seviyelerine doğru hızla inmesinden dolayı uluslararası piyasada bir tedirginliğin gündeme geldiği söyleniyor. Ve neticede aslında kriz patladıktan sonra petrol fiyatlarına baktığımız zaman belki de hakikaten Teksaslı petrolcüleri memnun edecek şekilde Teksas petrolünün varil fiyatı 16 doların üstüne doğru toparlandı. Aynı zamanda Kuzey Denizi petrolü de yine 14.95 seviyelerine kadar tekrar toparlandı. Bir anlamda hızlı iniş durdu. Acaba bu bölgedeki bütün bu olayların perde arkasında gerçekten bu petrol olayı var mı? Yani biraz tabii şey sordum soruyu, yani neticede tabii ki petrol var ama. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim Kerem. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasının belirlenmesinde petrol çok önemli bir yere sahip. Evet. Zira gerek ABD olsun gerekse çok sayıda batılı ülke petrol gereksinimlerini dünya petrol rezervlerinin %70'ine sahip olan bu bölgeden karşılamaktadır. Evet. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri petrol rezervlerinin %30'unu, Almanya %32'sini, İngiltere %45'ini, Japonya %76'sını, Fransa'da %89'unu bu bölgeden sağlıyor. Oldukça yüksek. Çok önemli bir rakam. O halde şöyle ufak bir not, belki de Fransa'nın
Rusya ile beraber Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın bu tavrına destek vermemesinin perde arkasında belki bu bölgeden çok büyük miktarda petrol almasının etkisi var. Bu son derece de doğal olarak karşılanmalıdır. Çünkü petrol alternatif bir enerji kaynağı bulunmadığı sürece bölgeye olan bağımlılık devam edecektir. Bu durumda bölgede ortaya çıkan kriz de tamamıyla iktisadi ağırlıklı gözükmekte. İngiltere ve ABD, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn petrollerinin işletme hakkına sahiptir. Öte yandan Almanya ve Rusya Irak petrollerinin işletme hakkına sahiptir. O halde zaten bir anlamda Fransa ve Rusya'nın Irak'la bağlantılı olarak Körfez'de bir savaş istememesi herhalde çok doğal karşılanmalı bu şartlar altında. Zira uluslararası ilişkiler de bu çıkarlar etrafında şekillenmekte ve krizler de ülkede bu çıkarlarına göre hareket etmektedirler. Şimdi bu noktada şunu vurgulamak istiyorum. Geçen seferki Körfez krizinde, birinci Körfez krizinde petrolün fiyatı varil başına 14 dolardan 40 dolara kadar kriz esnasında çıkmıştı. Amerika karadan da Irak'a girene kadar ya da Kuveyt'e girene kadar. Yine benzer bir tırmanış bekliyor musunuz fiyatta? Şimdi şöyle ki 1973 petrol ambargosuna bakıldığı zaman da 1,5 dolar civarlarında seyreden petrol fiyatları 11 dolara. İran-Irak savaşında 13 dolardan 31 dolara. Sizin de belirttiğiniz gibi son savaş sırasında 21 dolardan 40 dolara çıkmış. Evet. Bugün ise 14 dolar civarında. Bu 40 dolara kadar varır mı? Ben bunun pek 40 dolara kadar varacağını zannetmiyorum ama pek de 14 dolar olarak da kalmayacak herhalde. Tabii bu noktada herhalde fazlasıyla Körfez krizine yoğunlaştığımız için Kafkasya'daki olayları biraz ihmal ediyoruz gibi gözüküyor. Neticede Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki diyaloğun artmasını sağlayabilecek olan bir lider olarak Ermenistan Devlet Başkanı Petrosyan istifa etmek durumunda kaldı. Ardından Gürcistan Devlet Başkanı Şvatnasya'ya bir müdahale, ki bu müdahalede Gürcistan'daki Rus ordusundaki bazı insanların rol oynadığı ifade edilirken hiç beklenmedik bir şekilde Çeçenistan'daki meşhur bir komutan bu işi ben yaptım çünkü Şvatnasya Rusya'nın adamı diye karşımıza çıktı. Kafkasya'da ne oluyor? Yani Rusya acaba Körfez krizindeki kayıpları nedeniyle aman Hazar petrolleri de elimden gitmesin gibi bir endişeyle bölgeyi mi biraz hareketlendiriyor? Şimdi çok doğru söylediniz. Körfez bölgesi Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşık 7000 kilometre kadar uzunlukta. Ancak yakın geçmişe kadar Sovyetler Birliği'nin arka bahçesi konumundaydı. Bugün Rusya Orta Doğu'daki etkisinin azaldığının farkında. Bu azalan etki sadece Orta Doğu ile sınırlı kalsa Rusya belki ona razı olabilir. Ancak Rusya Orta Doğu petrollerinden sonra sıranın Kafkasya ve Orta Asya petrollerine geleceğinden endişe etmektedir. Yani Amerika'nın bir anlamda Orta Doğu politikasını tamamlamakta olduğunun farkında Rusya. Doğrudur. Ve burayı tamamladıktan sonra Amerika'nın bu defa Hazar petrollerine Orta Asya'ya döneceğini ifade edebiliriz. Nitekim tüm dünyanın gözü Körfez'e dönmüş durumdayken hemen Türkiye'nin doğusunda Kafkas bölgesinde ortaya çıkan bu son gelişmeler oldukça ilginç. Sizin de belirttiğiniz gibi Şvartnadze'nin düzenlenen bir suikast girişimi, Ermenistan'da olup biten bu gelişmeler yakın bir dönemde bölgenin yeni bir kaosa doğru sürükleneceğinin bir belirtisi olarak değerlendirilebilir. Çünkü özellikle şeyi vurgulamak istiyorum. Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir barış söz konusu olsa zaten Gürcistan'la ilişkilerimiz iyi. Herhalde Bakü-Ceyhan boru hattı projesinin maliyetleri düşecek. Çünkü ve hatta belki işte Amerika'nın tedirgin olması çerçevesinde Bakü-Ceyhan boru hattını İran'dan geçirme ihtiyacı ortadan kalkacak. Bakın şimdi çok önemli bir gerçek var. Bu petrol krizinin bir şekilde öyle ya da böyle sonuçlanmasından sonra ortaya Azerbaycan petrolleri gelecek. Bugün Azerbaycan petrolleri gerçekten dünyanın oldukça önemli bir rezervlerine sahip. 600 kadar kuyu var şu anda. Bunların büyük bir kısmı henüz şeye açık değil. Yani önümüzdeki 100 yılın emaneti veya en önemli güvenliği Azerbaycan'da petrol anlamında. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu Azerbaycan şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile bu petrol çıkarımı konusunda anlaşmaları imzalamış ve 4 önemli büyük Amerikan firmasıyla Azerbaycan arasında çok ciddi ilişkiler söz konusu ve Azerbaycan Devlet Başkanı da bu petrolün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına çıkmasını istiyor. Tabii bunu da bu da direkt olarak Rusya'nın çıkarlarına ters. Dolayısıyla Rusya ister istemez olayların içine girmek durumunda kalır. Son olarak şunu değinmek istiyorum. Bu herhalde belki en önemli sorulardan bir tanesi. Petrolün anahtar rol oynadığı bir ortamda acaba önümüzdeki yüzyılda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve büyük ölçüde tek bir ülke haline geldiğini varsaydığımız bir Avrupa Birliği arasında müthiş bir üçgenler mücadelesi mi olacak?
Şimdi Körfez krizi zannedildiğinin aksine sadece Irak'ın elindeki nükleer silahları yok etmek amacıyla düzenlenen bir operasyon ya da çıkartılmış bir kriz değil. Olay bundan daha derin. Çünkü bugün 21. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki konumu mukayese edecek olursak ona en önemli rakip sahip olduğu potansiyel güç ile Avrupa Birliği'dir. Ancak bugün Avrupa Birliği henüz kendi içerisinde tam olarak bir bütünlüğü sağlayabilmiş değil. Birçok sorunları var. Örneğin son Körfez krizinde İngiltere'nin doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermesi, bunun dışında kalan Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbir şekilde askeri operasyona sıcak bakmadıklarını belirtmesi, İngiltere'nin Amerika'ya yaklaşırken asıl ait olduğu Avrupa Birliği'nden uzaklaşmasını beraberinde getirmekte. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin içinde bir takım sorunlar var. Avrupa Birliği nihai hedefi olan Birleşik Avrupa Devletleri, yani United States of Europe olayını uzun vadede pek gerçekleştiremeyebilir. Bunun birçok nedenleri var tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu arada üzerinde durduğu diğer önemli bir konu da yakın bir gelecekte dolaşıma geçecek olan Avrupa Birliği'nin para birimi olan Euro'nun dolar üzerindeki doların etkisini ortadan kaldırma korkusudur. Ki bu gelişmeler bu benzeri türden gelişmeler yakın ve orta dönemdeki politikalara oldukça yön verecek gibi gözükmekte. Ama Britanya şu anda zaten o konuda biraz problem çıkartıyor. Evet. Sanki diyebiliriz ki Britanya'nın Euro'daki tavrıyla Amerika'nın Körfez politikasına verdiği destek örtüşüyor. Bunu söyleyebilir miyiz? Tabii söyleyebiliriz, ancak bununla birlikte bir başka şey daha var. Önümüzdeki dönemde, yani 21. yüzyıldaki dünya düzeni çizilirken, yeni dünya düzeni olarak bahsettiği konu olan konu belki o dönemlerde çizilecek. Avrupa Birliği Belçika'da yapılan bir araştırmada, bir raporda şöyle bir sonuca ulaşmış. Orta Doğu bölgesini kendi hayati çıkarları içerisinde görmüş. Ve önümüzdeki yüzyılda Avrupa Birliği Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa merkezli bir center, bir merkez oluşturma çabasında. Aynı bölgeler üzerinde Amerika'nın da etkisi ve isteği var. Dolayısıyla bu noktada da AB ve Avrupa Birliği çıkarları çatışıyor. Ama şunu söylemek lazım, Amerika Birleşik Devletleri çok iyi bir satranç oyuncusu ve oyunu çok iyi oynuyor. Böyle de yapmak zorunda, bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'ni kimsenin suçlamaması gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, acaba önümüzdeki hafta Amerika Irak'a vuracak mı? Umudumuz tabii olayın barışçı bir şekilde çözülmesi, ama görünen o ki kriz giderek tırmanmaya devam edecek. Bizim umudumuz belki Irak krizinin bizim piyasalarımız üzerindeki yaratmış olduğu olumsuz etkinin hiç olmazsa önümüzdeki hafta biraz dağılması ve finans piyasalarının belki Türkiye'de birazcık üzerindeki aşırı kötümserliği olabildiğince dağıtabilmesi. Önümüzdeki hafta umut ediyorum daha olumlu konularla karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Thank you.